Grönland buzulunun altında göl bulundu. Grönland, bildiğimiz gibi birkaç kilometrelik buz tabakasıyla kaplı. Bu buz tabakaları, kıyı buzullarını beslediği çok sayıda erimiş su ve buzaltı göl barındırıyor. Hatta buz tabakasının altında devasa bir kanyon da mevcuttur. Ama bu ada her zaman buzulla kaplı değildi. 2,5 milyon yıl önce buzsuz olan bu ada zaman zaman buzsuz zamanlar da geçirdi. Fakat Grönland'ın en son ne zaman buzsuz olduğu pek de bilinmiyor. Kilometrelerce buzla kaplı olduğundan o döneme ait fosil ve kalıntılara ulaşmak çok zor. Fakat araştırma yapan Columbia Üniversitesi'nden Guy Paxman ve ekibi, Grönland'ın sıcak dönemlere ait bir zaman kapsülü olabilecek ilkel bir göl bulmuş olabileceklerini bildirdi. Bu keşif için NASA'nın IceBridge misyonuna ait radar verileri, manyetik ve yerçekimi ölçümlerini incelediler. Değerlendirme sonucu, eski Amerika Birleşik Devletleri askeri üssü olan Camp Century'nin yakınlarında dikkat çekici bir yapı keşfedildi. Bu ilgi çekici yapı kuzeybatıda dik, güneybatıda ise eğimli bir yapıda 7100 kilometre genişlik, 160 kilometre uzunlukta geniş bir havzadır. Bu havzanın zemini sert granitten oluşurken içi daha az yoğunlukta tortulla dolu. Bu tortu eski bir iç deniz ya da eski bir göl içerisinde birikmiş olabilir. Bu da günümüzde kilometrelerce buzla kaplı bir alanın altında ilkel dev bir göl olduğu anlamına geliyor. Bu göl radar verilerine göre 18 nehirle besleniyordu. Güneyinde ise suyu sahile doğru ileten büyük bir nehir olduğu belirtiliyor. Derinliği ise 50 ile 250 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu ilkel göl buzlanmadan önceki yaşamlara ait muazzam kalıntılar barındırıyor olabilir. Fosiller, polenler, hatta yaşamın elverişli alanlarına ait kimyasal yapılar barındırıyor olabilir. Bilim insanları bu yüzden buralardan örnekler alınmasının önemli olduğunu belirtiyorlar.